Güzellikte de, tehditkarlıkta da Miss Fortune'un yanına yaklaşabilecek çok az kişi vardır. Bilgewater'ın en ünlü ödül avcılarından olan Miss Fortune'un efsanesi, mermilerle delik deşik olmuş ceset yığınları ve hapishaneler dolusu suçlu üzerinde yükselir. İkiz tabancalarının kendine özgü gümbürtüsü, liman şehrinin leş kokulu rıhtımlarında ve derme çatma gece kondularında yankılanınca, aranan bir suçlunun daha hesabının dürüldüğünü herkes anlar. Bilgewater'ın deniz suyundan hep nemli ve tuzlu, eciş bücüş, labirent gibi sokaklarında adını duyurabilmiş herkes gibi, Miss Fortune da elini çekinmeden bol bol kana bulamıştır. Ama elbette bu tehlikeli genç kadın da ünlü ve ölümcül bir ödül avcısı olarak doğmadı. Asıl adı Sarah olan Miss Fortune, Bilgewater'dan uzak bir adacıkta huzur içinde yaşayan ünlü bir silah yapımcısının biricik kızıydı. Küçük Sarah, atölyede silahların ateşleme çarklarını zımparalayarak, tetikleri ayarlayarak veya özel yapım mermiler dökerek annesine yardım ederdi. Annesi işinde o kadar ustaydı ki artık ünü efsaneye dönüşmüş, ısmarlama yaptığı tabancalar pek çok zengin soylunun koleksiyonunda kendine yer bulmuştu. Ama bazen bu güzelim silahları daha az parası ve daha kötü niyetleri olanlar da arzulardı. Bunlardan biri de Bilgewater'ın yeni palazlanan yağmacılarından Gangplank'tı. Bu kendine pek güvenen, gücünden epey emin genç haydut, Sarah'ın annesinden eşi benzeri görülmemiş bir çift tabanca yapmasını istedi. Annesi haydutla istemeye istemeye anlaştı. Ve tam bir yıl, bir gün sonra Gangplank silahlarını almaya geldi. Üzerine kırmızı bir bandana sarmıştı. Silahların parasını ödemeye hiç niyetli değildi. Onları zorla alacaktı. Sarah'ın annesi Gangplank'e attığını iğne deliğinden bile vuracak kadar isabetli bir çift ağızdan dolma tabanca yapmıştı. Başyapıtı olacak kadar kusursuz güzellikteydiler. Gangplank'in gözünü kan bürümüş bir korsana dönüştüğünü gördüğünde ise ''Sen bu silahlara layık değilsin'' deyip tabancaları ona teslim etmeyi reddetti. Öfkeden deliye dönen Gangplank tabancaları kaptığı gibi silah ustasını kendi eserleriyle öldürdü. Sonra da namlusunu kadının kızıyla kocasına çevirdi. Ardından sırf garazından atölyeyi yaktı. Tabancaları da ''Ben onlara layık değilsem başka kimse de olamaz'' diyerek yere atıp parçaladı. Bundan böyle kimse kadının mührüyle işaretli bir silaha sahip olmayacaktı. Kadını ve bütün silahlarını yok ederek onu bütün hatıralardan silecekti. O gittikten kim bilir ne kadar zaman sonra Sarah acılar içinde uyandı. Saman sarısı saçları annesinin ve kalbinin iki yanına gömülmüş kurşunların açtığı yaraların kanından kızıla bulanmıştı. Evinin yanık yıkıntıları arasından sürünerek çıkıp kırılan silahlardan kalan parçaları yaralı göğsüne bastırdı. Zaman içinde vücudu kendini toparladı. Ama zihninin bir parçası hep annesinin yanan atölyesinde kilitli kaldı. Saçlarındaki kızıl leke ise ne kadar yıkarsa yıkasın çıkmadı. Ya da en azından bütün hikayelerde böyle anlatıldı. Kabuslar onu gece gündüz rahat bırakmasa da Sarah hayattaki diğer her şeyi gölgede bırakan intikam hırsına sarılarak onlara göğüs gerdi. Annesinin yaptığı tabancaları tamir etti. Kırmızı bandanalı yağmacı ve giderek arttırdığı gücüne nasıl ulaştığı hakkında her şeyi öğrenerek onu geberteceği güne hazırlanmaya başladı. Bir gün bir gemiye atlayıp Bilgewater'a gitti. İskelenin yamuk yumuk kalaslarına ayak basar basmaz midesine litrelerce bira indirmiş, sarhoş, başında ödül olan bir korsan buldu. Sersemliğinden faydalanarak adamı vurup cesedini aranan suçlular panosuna kadar sürükledi. Sonra panodan bir düzine yeni aranıyor ilanı kopardı. Bir hafta içinde o ilanlarla arananların hepsi ya ölü ya da kelepçeliydi.
Miss Fortune olarak anılmaya başlayan adı çabucak Bilgewater'ın barlarına ve kumar oynanan batakhanelerine yayılıp etrafa korku saldı. Gerçek emelini saklamak için kendini cilve ve gösterişe verdi. İyi kazanıp iyi harcayan, kendini beğenmiş yüzlerce ödül avcısından biri olacaktı. Gangplank peşine düşüldüğünü asla anlayamayacaktı. Sonraki yıllarda Miss Fortune'un hikayeleri dünyanın dört bir yanına yayılmaya başladı. Hepsi birbirinden ayrıntılıydı. Gemisi Sireni, eline koluna hakim olmayı zor ve acılı bir yöntemle öğrenen bir kaptanın elinden aldı. İpek hançerlerin elebaşını kadının kendi rom fıçılarında boğdu ve inini katliam limanında yarı yarıya parçalanmış bir deniz canavarının içine kurmuş olan akıl hastası karın deşen Doxy'yi sürükleye sürükleye dışarı çıkardı. Gangplank hala dosdoğru karşısına dikilemeyeceği kadar güçlüydü. Miss Fortune da geleceğe yatırım yaparak etrafına müttefiklerden ve sevgililerden oluşan küçük ama çok sadık bir grup topladı. Bu grubu vakti gelince içindeki intikam ateşini küllendirmek için kullanacaktı. Fakat Miss Fortune Gangplank'i sadece öldürmekle yetinemezdi. Kan kızılı saçlı ödül avcısının içi ancak Gangplank'in kibri ayaklar altında paramparça edilip hayatta önem verdiği her şeyi kül olunca rahat edecekti. Ve o gün sonunda geldi. Miss Fortune Gangplank'e karşı açılış hamlesini yapmak için her şeyini tehlikeye attı. Kurduğu tuzak içinde tuzaklar, plan içinde planlar sayesinde Gangplank'in meşhur gemisi Ölü Havuzu rıhtımın sığ sularında yanıp kül oldu. Gangplank, kendini kralı ilan ettiği şehrin tahtından indirilip yere çalındı. En güzeli de bu düşüşe Bilgewater'daki herkesin şahit olmuş olmasıydı. Gangplank'in ortadan kalkmasıyla şehirdeki tüm yağmacı kaptanlar ve çete liderleri onun yerini almak için birbirlerine girdiler. Ve Bilgewater'da İktidar savaşı başladı.